Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ZTE-ZXHN-H298A modemini Access Point olarak nasıl kullanabilirsiniz onu aktaracağız. Öncelikle ZTE modeminizi bilgisayarınızla Ethernet kablosuyla bağlayarak arka tarafındaki LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 portlarından birine kablolu olarak bağlayarak bilgisayarımızdan bir internet sayfası açıyoruz. Açmış olduğumuz sayfada arama bölümüne 192.168.1.1 yazarak Enter tuşuna basıyoruz. Bu modeminizin arayüz sayfası olacaktır. Eğer ki ana modeminizde IP numarası 192.168.1.1 ise IP çakışması olabilir. Yani direkt ana modeminizin arayüz sayfası gelebilir. Onun için de şöyle yapabilirsiniz. Ana modeminizin Wi-Fi bağlantısını yaptığınız yerden direkt olarak kesebilirsiniz. Sadece kablolu bağlantıyla bu arayüze ulaşım yapabilirsiniz. Arayüz içerisine giriş yapabilmek için kullanıcı adı bölümüne küçük harflerle admin, şifre bölümüne de yine küçük harflerle admin yazıyoruz. Buradaki şifre bazı modemlerde değişiklik olabiliyor. Versiyon değişiklikleri olabilir. Bizim elimizdeki modem şu anda versiyon 1.0. Burada özellikle Türk Telekom'un vermiş olduğu modemlerde şifre TTNET ya da Türk Telekom olabilir. Bu şekilde de eğer giriş yapamazsanız deneyebilirsiniz. Veyahut da şöyle bir durum olmuş olabilir. Eğer buradaki şifreyi, şu anda ben oturma aç kısmına basıyorum. Daha detaylı aktarabilirim buradan. Şifre değişikliği ekranı geliyor. Buradaki şifre değişikliği ekranından daha öncesinde değiştirmiş iseniz ve bu değiştirdiğiniz şifreyi hatırlamıyorsanız modeminizi resetlemeniz gerekiyor. O şifreye erişim sağlamanız mümkün olmuyor maalesef. Modemi resetleyebilmek için de modeminizin arka tarafında reset çukuru bulunmakta. Bu çukura toplu iğne ya da kürdan yardımıyla power ışığı hariç diğer bütün ışıklarınız sönene kadar basılı tutuyorsunuz. Işıklarınız söndükten sonra elinizi çekiyorsunuz ve modeminizi kapatıp açma düğmesinden bir kere kapatıp açıyorsunuz. Açtıktan sonra direkt tekrardan 192.168.1.1 sayfasına giriş yaptığınızda tekrardan giriş yapalım buradan. Yine kullanıcı adı ve şifre ekranı gelecektir karşınıza. Kullanıcı adına yine küçük harflerle admin, şifreye de admin yazarak giriş yapabilirsiniz. Eğer buradaki şifreyi de değiştirmek isterseniz yeni bir şifre belirleyerek aynı şifrenize doğrulanan şifre kısmına da yazarak uygula butonuna basarsanız değişiklik yapmış olur. Ya da akılda kalması açısından direkt admin olarak da bırakabilirsiniz. Geç butonuna basıyorsunuz. Modeminizin güvenlik seviyesini artırmak için şifrenizi değiştirmek istemediğinize emin misiniz diye bir soru gelecektir. Buraya tamam butonuna basıyoruz. Tamam butonuna bastıktan sonra modeminizin arayüz sayfasına erişmiş oluyorsunuz. Ana sayfanın yan kısmında hemen kolay menü kısmı bulunacak. Buradan kolay menü bölümüne tıklıyoruz. Sol tarafta kolay bridge köprü bölümü bulunmakta. Kolay bridge köprü seçeneğine tıklıyoruz. Kolay bridge köprü seçeneğini burada açık olarak işaretlediğinizde uygula butonuna basıyorsunuz. Uygula butonuna bastıktan sonra aynı sayfa tekrar yeniden geliyor. Ve burada modeminizin arka tarafında bulunan LAN portlarından ana modeminize Ethernet kablosuyla bir kablo yardımıyla bridge köprü modunu açmış oluyorsunuz. Yani access point olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela farklı bir odada ana modeminizi kullanırken kablosuz ağınızı genişletebilmeniz için Ethernet kablo yardımıyla yani ana modeminizin arka tarafındaki LAN portlarından biriyle ZTE modeminizin LAN portlardan birine sinyal göndererek bu şekilde bridge moduna almış oluyorsunuz. Yani access point olarak kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda bunu kapalı yapacağım kullanmadığım için. Bunu sağladıktan sonra kablosuz ağınızda genişletme sağlamış oluyorsunuz. ZTE modeminizin de yine kablosuz ağı ve şifresini değiştirebiliyorsunuz. Yine kolay menü kısmında sol taraftaki kablosuz bölümünden SSID1 kısmı 2.0 GHz için ve 5 GHz için iki seçenek mevcut. 2.4 GHz daha geniş kapsamda kullanabiliyorsunuz. 5 GHz'i de daha dar alanda ama yüksek hızda kullanım yapabiliyorsunuz. Yalnız 5 GHz'i bütün cihazlar desteklemeyebiliyor. Son teknoloji cihazları şu anda yeni çıkan cihazlar destekliyor. Burada SSID kısmını kendinizin belirleyeceği bir isim kullanabilirsiniz. Türkçe karakter kullanmadan
VPA parola kısmına da yine yan tarafta da gösterdiği gibi en az 8, en fazla 63 karakterden oluşan, Türkçe karakterlerden oluşmayan bir şifre belirleyebilirsiniz. 5 GHz'de yine aynı işlemleri yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra uygulu butonuna basarsanız, eğer kablolu olarak bağlantınız varsa bağlantınız kesilmeden Wi-Fi'ye bağlanabilmek için de buradan yeni belirlediğiniz kablosuz ağ ismine tıklayarak bağlan deyip yeni belirlemiş olduğunuz şifreyi yazarak bağlantı kurabilirsiniz. ZTE-ZX-H298A modeminin access point kurulumu bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.